Sevgili Haber Evi izleyenleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu bir haberi sizlerle paylaşacağım. Haber Evi'nin konusu şu: bugün Sinop Belediye Başkanımız Baki Ergül'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimizin konusu şuydu: yaklaşık olarak 20 gündür Sinop Belediyesi'ne ait su hatlarındaki bazen gelen, bazen giden, bazen patlayan, bazen olmayan suyumuzun sebeplerini öğrendik. Evet, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül yaklaşık olarak 20 gündür ara sıra kesilen, bazen uzunca kalan, bazen hiç kesilmeyen suyumuzun kesilme sebeplerini anlattı. İşte sizlerle kesintisiz paylaşıyoruz. İşte haberimiz. Sinop içme suyunun en son durumu nedir? Biz Sinop içme suyunu regülatör, depolar ve isale hattı itibariyle bunlar tamamlandı. Ama bunların hiçbir zaman daha öyle geçici kabulü, devri vesaire falan herhangi bir işlem yapılmadı. Yani olay hala taze, olay hala canlı, bu bağlantılar devam ediyor. Takdir edersiniz ki yeni sistemle eski sistemi bir organize etmek öyle o kadar kolay bir şey değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir sürü sıkıntıları var bunların. Ama bunlar yapılmaz, yapılmayacak şeyler değil. Şu anda devam ediyor. Mesela bundan iki gün evvel devlet suçlarında Ankara'dan, Samsun'dan, işte buradan müteahhitlik grubu falan filan nedir ne değildir bu konuyu bir değerlendirelim diye geldiklerinde, hatta şimdi onlara demişler ki yani bir devre hazır vaziyette demişler. Ben de bir sayfalık eksiklikler listesi yaptık. Öyle birilerinin dediği gibi Sinop Belediyesi bu konuda şey değil. Maalesef herkes Sinop içme suyu açısından politika yapmaya çalışıyor. Ona da cevap vereceğim biraz sonra. Politika yapmaya çalışıyor. Bunlar çok şık şeyler değil. Yeni bir şeyle eski bir şeyi birleştirdiğiniz zaman bunların olmaması mümkün değil. Ha, bizdeki birazcık uzun oldu. Nedenlerini de anlatacağım. Gelen heyet dedim ki bu şartlar altında bunun bırakın devrini, geçici kabulünü bile yapmak mümkün değil. Çünkü bu kadar eksiklikler var. Biz bunların her noktasında ne olduğunu biliyoruz biz. Eksiklikler var. Eksiklikler listesini hem DSİ kanadına hem müteahhitlik kanadına eksiklikler listesini verdik. Bunları toparlayın. Ondan sonra gelin tekrar bir konuşalım bunu. Yani daha önce geçici kabul, ondan sonra kesin kabul, ondan sonra bunun devir olayı var. Konu bu çerçevede devam ederken biz şimdi şunu istedik, yani Sinop Belediyesi olarak, Sinop Belediye Başkanı olarak şunu istedik. Yani bu Sinop'a tarihinde görünmemiş bir içme suyu kazandırmanın mutluluğuyla beraber istedik ki bunu bir an evvel eskiyle yeni entegre edelim. Sinop'a tasfiye testlerinden çıkan suyu verelim derken bir sürü eksiklerimizin olduğunu gördük bu arada. Eksiklikler nedir bu şeyde? Şimdi özellikle depo bağlantılarında çok büyük sıkıntılarımız oldu. Yani eski depolarla yeni depoları bağlarken çok büyük sıkıntılarımız oldu. Maalesef tahliye vantuz dediğimiz fabrikasyon parçalarda ve bunların bağlantı flanşlarında fabrikadan parçayı getiriyorsun, bakıyorsun fabrika TS garantili bir parça. Parçayı takıyorsun, parça 20 gün çalıştı ada deposunda olan bir parça. 21. günü parça ortadan pat diye iki ayrıldı. Şimdi bu gibi durumlarda ne yapıyoruz biz? Sinop içme suyunu kaynaktan kesmek durumunda kalıyoruz. Kaynaktan kestiğinizde suyun kesilmesi 10 saat. Suyu verdiğinizde suyun verilmesi 20 saat. Bunu da öyle değiştirme şansınız yok yani. Bu eskiden beri süre gelmiş olan bir şey. Dolayısıyla biraz zaman uzuyor. Ama Sinoplar şuna inansınlar, her saniyesinde, her santimetre karesinde hem bilgimiz var hem de denetimimiz var. Böyle sıkıntılarımız oldu. Ben size en son çarpıcı bir örnek vereyim. Şu anda ada deposunda tekrar çalışıyoruz. Bu ikinci sefer. Birinci parçayı getirdik. Parça TS garantili olmasına rağmen parça ikiye ayrıldı. Gittik yeni parçayı getirdik. Bunun işte tabii her seferinde suyu kesiyoruz. Yani ben gidip de yani fabrikada parçayı yapacak halde değilim. Getirdik şimdi fabrikadan ustalar getirerek o parçayı, hani acaba
Biz mi bunu yanlış yapıyoruz? Ben biz derken yani müteahhitlik kanadı. Parçayı imal eden fabrikadan o ustayı getirerek şimdi parçayı bağlıyoruz. Bir de işin şu boyutu var. Şimdi biz bunun parasını veren kesimiz. Yani nedir? Sinop Belediyesi her zaman benim söylediğim. Devlet Su İşleri'ne demiş ki benim adıma bu işi yap. Bunun parasını ben vereceğim 26 trilyon lira. Devlet Su İşleri bunu ihale yapmış. İhaleyi A müteahhiti almış. A müteahhiti benim için üçüncü bir kişidir. Benim muhatabım DSE'dir. Ben gidip de müteahhite muhatap olmamam lazım. Olamam ama buna rağmen biz gene müteahhite sanki kendi müteahhitimizmiş gibi yeri geldi mi sitem ediyoruz, yeri geldi mi fırça atıyoruz, yeri geldi mi yardım ediyoruz. Bir sürü de benim bu anlamda Sinop sıkıntı yaşamasın diye yardımlarım olmuştur. Bunlar olmaması ben ister miyim belediye başkanı olarak senin suyun kesince? Benimki de kesiliyor. Kentin içme suyunun kesilmesini ister miyim? Ama işte bu sistemi yaparken bunlar oluyor arkadaş. Bunlar belki inşallah olmaz. Bugün bir problemimiz yok. En son burayı yaptıktan sonra. Ama iki gün sonra olmayacak diye bir şey yok. Olur bunu da düzelteceğiz. Yapacağız. Böyle. Bu bir hafta sürebilir. 10 gün sürebilir. Bu 15 gün sürebilir. Ama 25 gün sürmez yani. Çünkü bunun kabul olayları da var. Bunları yaptığımızda Sinop sorunsuz bir içme suyuna sahip olacak. Bu arada tabii şunu da paylaşmamız lazım. Şimdi bayram dönemi diye dokunmadık. Şimdi bir suyu verdiğimizde tabii ki sizin bahsettiğiniz basınç olayı. Şimdi bizim basınç kırıcı ünitelerimiz var. Projede var zaten. Bunlar basınç kırıcı olaylar. O zaten yapılıyor yani. Yeteri kadar basınç da geliyor. Ancak ne kadar yeteri gelse eski Sinop'a göre Sinop içme suyunun basıncı şimdi fazla. Bunun için de mesela ilk suyu verdiğimizde Sinop'un girişiyle Erferek arasındaki isale hattında 3 noktada kaynak noktalarından problemlerimiz oldu, attı. Bu iki türlü oluyor. Geçmişte yapılan bunlar ya çok usulüne uygun değil. İkincisi sistem ihtiyarlamış Sinop'un girişiyle Erferek arasındaki bölümde. Aynen sizin kendi musluğunuzda verdiğiniz örnek gibi şimdi orada bir dirsek var. Şu bayram geçsin diye bekliyorum. Dirsek artık dikiş tutmuyor. Orada 80 metrelik bir bölümü bypass yaparak 80 metrelik bir bölümü değiştirmemiz lazım. Yaptığımız tespitte sıkıntılı olan batak balçığın içerisindeki 80 metrelik bölüm. Dolayısıyla Sinoplar şuna inansınlar. Her santimetre karenin neyin nerede neyin olduğunu biliyoruz biz. Ona göre de tedbirimizi alıp bunu tedavi etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir basınç olayı, sizin dediğiniz gibi bir basınç artımı söz konusu. Ama bizim basıncı minimize edecek basınç kırıcı yapılarımız var. Nerede var? Bir gün gidersek sizi gösteririm ben onu. Erfeleğen çıkışında basınç kırıcı büyük bir odamız var burada. Basınçları ayarlıyoruz. Şimdi buraya geldiğinizde evet bizim depolarımız biraz yüksek ama hiçbir zaman sizin evdeki musluğunuzu bozacak veyahut da onu rahatsız edecek bir şey değil. Biraz basınç yükseldi ama mevcut sistem bunu tolere edecek olan bir yapıda. Ama şu oluyor Osman Bey, yani bunu bilmenizi isterim. Şimdi geçen dediniz ki valinin orada su patlağı oldu. Doğru. Daha sonra Boz Sinop'un önünde oldu. Doğru. Yarın belki Osman Bey'in evinin önünde olacak veya bir başkasının evinde olacak. Şimdi ana boruya siz oturduğunuz evi 20 sene evvel yapmışsınız. 20 sene evvel bu bağlantıyı buraya yaparken abi o zamanki şartlardaki belki malzemenin en iyisini kullandınız ama bugün için o malzeme artık hem yorulmuş, çürüdü, hem eskimiş, hem de çürümüş. Musluk örneğinde verdiğiniz gibi. Bu anlamda patlamalar olduğu zaman bu bizi çok fazla etkilemez. Çünkü taliyattan su veriyoruz. Gideceğiz Osman Bey senin evin önündeki su patlamış. Gel arkadaş şunu bir bağlantıyı yapalım işte bir yardımcı olacağız biz de. O bağlantıları yapıp bunu teker teker elemine edeceğiz. Bu yani basınç boyutu bunun bu. Özet olarak şunu söyleyeyim. Biz belki bir hafta 10 gün daha bu takım sıkıntıları yaşayacağız. Ama ondan sonra bizim ne kapasite olarak ne kalite olarak bizim suyumuzda en ufacık bir yanlış olmayacaktır diyorum. Tabii şimdi benim aklıma şu da geliyor. İçme suyu konusu biliyorsunuz Sinop'ta son zamanlarda
en çok speküle edilen konulardan bir tanesi oldu. Ben artık bunların hiçbirine cevap vermek istemiyorum. Sinoplular da beni anladıklarını inanıyorum. Sinop içme suyunun nasıl olduğunu Sinoplular da biliyorlar artık. İkincisi, Sinop'ta son zamanlarda şöyle güzel şeyler de oluyor. Şimdi bunu paylaşamadık. Esasında ben böyle bunları toplayıp güzel bir basın toplantısıyla Sinoplarla paylaşmak istiyorum. Hatta içme suyu için, yani şöyle bir 500-600 tane içme suyu şişesi alayım, gideyim kaynaktan doldurayım. İşte bunun bir bölümünü boş olarak, bir bölümünü dolu olarak insanlara vereyim. Onlar evdeki suyuyla karşılaştırsınlar. Ben de şeyimi bileyim, yani iletim hattında acaba ne karışmalar oluyor? Arıtma tesisinden çıkan suyu sağlıklı bir şekilde Sinop'taki evlere getirebiliyor muyuz? Bunun da araştırmasını yapayım. Bir de ben de Sinop'un en iyi yerinde oturuyorum. Bizim hem işçiler olarak hem dükkan olarak suyum hiç kesilmedi. O kadar da onu tedarik edecek depolarımız falan var, sorun olmadı. Ama mesela Gelecik Mahallesi bana yazıldığında 4 gün, beni okuduğu 4 gündür suyumuz yok diyordu. Mesela bunun suyun olmayışının sebebi ne? Gelecik Mahallesi özellikle. Şimdi Osman Bey, bazıları konuyu abartıyorlar. Bak, oradaki arkadaşlarıma, yaşayan hemşehrilerime saygı duyuyorum. 4 olmaz da 3 olmuştur. Gelecik Mahallesi'nin üst kodlarıdır bunu söyleyen. Ne diyorsunuz? Tersanede su kesintisi yok. Yok. Sinop'ta suyu nerede kesiyoruz biz? İşte gelip gitmelerde. Ya Gelecik Mahallesi'nin üst kodlarında bu sıkıntı oluyor veya Ada Mahallesi'nin üst kodlarında bu sıkıntı oluyor. Niye sıkıntı oluyor hocam? Onu da anlatayım bak. Şimdi bir arızayı tamir etmek için ne dedim ben? 10 saatte suyu kesiyoruz. Gece 12'de suyu kesmeye başlıyoruz. Sabah işte 9'da 10'da su kesiliyor. Arızayı yapmaya çalışıyoruz. Su kesilirken önce kimin suyu kesiliyor? En tepedekinin suyu kesiliyor. Sonra aşağıya doğru gidiyor. En son sizin suyunuz kesiliyor. Tersanenin suyu kesiliyor. Hatta kesilmiyor. Evet, daha kesilmiyor. Ondan sonra buradaki onarımı yapıyoruz. Herhangi bir yerdeki onarımı. Ondan sonra suyu veriyoruz orada. 10 saat. Önce en alttakine su geliyor. Daha sonra yukarı, daha sonra yukarı. En son işte Korucuk veya Ada Mahallesi'nin bölümüne geldiği için orada bu sıkıntı çok uzuyor. Çok uzuyor. Ama bu eşyanın tabiatında var. Bir de başlangıçta şöyle bir şey oldu. Onu da paylaşayım sizinle. Şimdi bizim bu arıtma tesislerinden sadece Sinop su almıyor. Sinop'la beraber Sinop alıyor, Erfelek alıyor, köy grupları alıyor buradan içme suyu. Bunun miktarı işte global veriyorum. Sinop 600 litre saniye, Erfelek 20 litre saniye, köy grupları 100 litre saniye su alıyor buradan. Şimdi bu arıza için su kesildiğinde bu bahsettiğim Erfeleğin de köy gruplarının da suyu kesiliyor. Şimdi bunların içinde en düşük kodda olan Sinop. Şimdi suyu verdiğimiz zaman önce Sinop doyacak, sonra Erfeleğe gidecek. Erfelek doyacak, ondan sonra köy gruplarına gidecek. Şimdi başlangıçta şu oldu, biraz da onun sıkıntısını yaşadık. Bir an evvel Erfeleğe veya köy gruplarına su gelsin diye işte bizim ihtiyacımız 300 litre saniye su atıyorum. Bu sefer vanaları 500 litre saniyeye göre ayarladılar. Bir de öyle bir sıkıntı oldu yani. Ama sonradan bunların hepsini çözdük yani. Maalesef, yani bir daha şunu söyleyeyim. Üst kodlarda ilk önce su oradan gidiyor, en son su oraya geliyor. Bu fizik kuralı yani. Süreyi uzatıyor. O fizik kuralı. Başka bir şey daha söyleyeyim. Geçenlerde arıtma, yani Sinop'a kurulan arıtmayı Sinop'un içme suyu şebekesine bağlamıştık. Ancak siz şöyle demiştiniz, Bekteşa grubunu kesmiyoruz. Orada şeyle vermeye devam ediyor demiştiniz ama bu hala devam ediyor mu? Bir de geçenlerde ya o yaklaşık olarak bir hafta sonra ben bir basın toplantısı yapacağım demiştiniz fakat bu gecikti. Gecikince benim aklıma şu geliyor. Bu arızalardan dolayı bir sıkıntı mı oldu da Bekteşah grubu ne durumda şu anda? Kesildi mi, devam mı? Şimdi Bekteşah grubu şu anda çalışıyor. Devam ediyorsun. Devam ediyoruz. Şimdi her şey yedekli olması lazım. Geçen gün ben arkadaşıma talimat verdim. Dedim ki yani biz her ihtimale karşı Bekteşah grubu devam ediyor ama diğer grupları iptal ettim. Tekrar bir bakın. Diğer grup, şuna baksana Esma. Diğer grupları tekrar sisteme girecek şekilde biz yapalım, elimizde hazır beklesin diye. Bunu niye söyledim? İşte bugünler için söyledim yani. Şu anda biz mesela Bekteşah'da 3 pompa çalıştırıyoruz. Dolayısıyla Sinop'un bir bölümüne su veriyoruz.
arızalar çok fazla oldu. Yoksa olmasaydı Bektaş Ağ grubu daha çok su sıkıntısı çekmemiz mümkündü yani. Dolayısıyla şimdi bu arızalar giderince tabii Bektaş Ağ grubunda devre dışı bırakacağım yani. Ama o zaman şu olmuyor mu yani? Şimdi şöyle bir yandan arıtılmış su geliyor, bir yandan evet, arıtılmamış su geliyor. Doğru. Şu anda. Peki bu arıtılmamış suyu eskiden Gorucuk'ta bir arıtma veya bir klorlama gibi bir sistem vardı. Şu bu sistem devre mi devre dışı mı? Klorlama sistemimiz devam ediyor tabii. Korucuk'ta değil belki ama çıkış noktasında bunu yapıyoruz yani. Tabii yani öyle her cahil suyu sınıfa mümkün değil yani. Yani şu anda bizim tabii yani. Eski sistemde, eski yeni sistem, sistemde devrede. Evet, aynı. Şu anda bizim eski evet, sistemde yani devrede. Yani şu anda arıtılmış su verdik. Herkes öyle Pınar Şaşal suyu yok, için diyemiyor. Tabii. Bu arızalar için işte. Bu arızaları giderdiğimiz anda hemen Bektaş'a ayıracağız zaten bundan yani.